Merhabalar, benim adım Sine. Sizinle bugün adet döneminde nasıl yoga yapabileceğinize dair çalışacağız. Adet dönemi kadınların çok özel bir dönemi. Çok daha rahat karın bölgesinin rahatsız olmayacağı, kasılmayacağı hareketler yapmak gerekiyor. Ve de bir kez Iyengar'ın bu dönem için Gita Iyengar ile birlikte hazırladığı çok güzel, çok rahatlatıcı, akıcı ve dinlendirici bir program var. Umarım hoşunuza gider. İlk poza girmeden önce nelere ihtiyacımız olduğunu söyleyeyim. İki tane büyük bolster, bir tane göğüs torbanız eğer varsa, ama yerine herhangi bir havlu ya da herhangi başka bir şey de kullanabilirsiniz. İki tane kemeriniz, iki kemer bu şekilde. Bazılarınızın bir tane ihtiyacı olacak. İki tane de bu bloklardan kullanacağız. Ama bazılarınızın ihtiyacı olmayabilir. Bir tane de sandalye gerekebilir. Onu da bir sonraki pozlarda göstereceğim. İlk pozumuz Supta Virasana. Size nasıl yapılacağını göstereyim. Öncelikle tek bir bolster ihtiyacınız var. Gerçi şöyle söyleyeyim. Benim tek bir bolster ihtiyacım var. Ama bazılarınızın iki ve hatta üç bolster'a da ihtiyacınız olabilir. Şu şekilde bir hazırlık yapacağız. Supta Virasana çok dinlendirici bir poz. Ama girmesi biraz zor olabiliyor. Dizlerinizi bir araya getiriyorsunuz. Ayak parmaklarınızı ileriye doğru uzatıyorsunuz. Ve parmaklarınızı tam dizlerinizin arkasına getirdikten sonra aşağıya doğru çekerken birlikte oturuyorsunuz. Okay. Eğer oturamıyorsanız bu bloklardan alacaksınız. Ama o bloklardan alınca bolster'da yükselteceksiniz. Yani yer yükselttikçe bolster'da yükseliyor. Eğer geriye gidemiyorsanız 2-3 bolster da kullanabilirsiniz. Ardından nefes alın. Bedeninizi yükseltin. Göğüs kafesinizi açın ve nefes verirken yavaşça geriye doğru gidin. Kollarınız iki yana. Bu arada gözünüze göz bandı koyabilirsiniz. Tamamen nefesinize odaklanıyorsunuz. Ve eğer yapabilirseniz derin nefes alın. Ta batın bölgesine kadar. Ve derin nefes verin, batın bölgesinden yukarıya doğru. Bu pozda yaklaşık 2 ile 5 dakika arasında kalabilirsiniz. Bacaklarınız ne kadar izin veriyorsa. Çünkü üst bacak kaslarını bayağı çekebilen bir poz. Beliniz eğer ağrırsa, ki öyle bir şey olabilir, hafifçe geriye doğru ittirip, kuyruk sokumunu biraz daha ileriye doğru alıp, bel boşluğunu bırakarak pozu yapabilirsiniz. Belinizin ağrımaması gerekiyor, dizlerinizin ağrımaması gerekiyor. Kalkarken göğüs kafesiyle kalkıyoruz. Bir şey daha söyleyeyim. Eğer dizleriniz bu pozda ağrı yaparsa, ki biraz daha yüksekte oturmanız gerekiyor, ama şu şekilde bir kemer koyarak da ağrıyı giderebilirsiniz. Dizleriniz hassassa ya da bir arada durmuyorsa yine bu şekilde kemeri kullanabilirsiniz. Bir sonraki poz Supta Baddha Konasana. Bunun için kemeri büyük bir halka haline getiriyoruz. Eğer Iyengar Yoga derslerine gelirseniz kemeri nasıl halka haline getirebileceğini de size ayrıntılı anlatırlar, ama ben şu anda ona pek girmeyeceğim. Bu şekilde kemeri bedenimizden geçiriyoruz. Ayak tabanlarını bir araya alıyoruz. Kendimize doğru getiriyoruz ayak tabanlarını. Ve de kemeri tam ayakların şu şekilde göstereyim. Tam ayakların altından, kemer benim tam sırtımda, arkamda kuyruk sokumu destekliyor. Ayaklarımın altından bu şekilde koyuyorum. Sırtımın bolster'a yakın olması gerekiyor. Tabanlarını iyice yere doğru yaklaştırıyorum. Ve kemeri sıkıyorum. Dolayısıyla kemerin
şu uzun tutma yeri size doğru olsun ki bu sıkıştırma işlemini rahat yapın. Biraz kuyruk sokumunu topuklara doğru gönderip göğüs kafesini iyice açarak geriye doğru gidiyorum. Okay. Boğazın yumuşak olması gerekiyor. Karın bölgesi yine yumuşak. Şimdi şöyle bir şey var. Bazılarınız böyle kalacaksınız. Eğer kasık aralarınız açılmıyorsa biraz daha bu aralara destek koyarak kasık aralarının yavaş yavaş açılmasına izin verin. Bu destek şu şekilde yapılabilir. Battaniyeyi kırabilirsiniz ve de tam üst bacakların altına koyabilirsiniz ve tekrar yatabilirsiniz. Fakat eğer battaniyeyi yana alıyorum görün diye, eğer bu kadar açılıyorsa sorun değil, bir şey koymanız gerekmiyor. Çünkü pozun içinde kaldıkça biraz daha aşağıya doğru bacaklarınız gidecektir. Yine derin nefes alıp veriyorsunuz. Bedeninizden sanki bir su gibi nefesin aktığını hissedin. Ve bedeninizin ortasından itibaren iki yana doğru bir nehir gibi akış olsun. Kasık aralarınız yumuşak. Karın bölgesi yumuşak. Bütün dikkatinizi nefesinize ve nefesinizin hareketlerine verin. Ve eğer yapabilirsiniz, uzun, derin nefesler alarak ve nefes verme işlemini biraz daha uzun tutarak gözleriniz kapalı, rahatlıkla dinlenebilirsiniz. Sutta Baddha Konasana önemli bir hareket. Yemeklerden sonra da yapılabilecek nadir hareketlerden bir tanesi. Son derece dinlendirici. Ve de göğsünüz açık olduğu için aslında aynı zamanda antidepresan. Kalkarken ellerimizi iki yana doğru alıyorsunuz. Göğüs kafesinizi yükselterek kalkıyorsunuz. Kemerinizi çok rahatlıkla böyle açıyorsunuz. Bacaklarınızı uzatıp Dandasana'da kalırken kemeri çıkartıyorsunuz. Ama dediğim gibi kemer bağlama işlemi Iyengar Yoga'da gerçekten ayrı bir workshop bile yapılabilir. Onun için mutlaka kemerin bu kadar rahat çıkabilmesi için kemeri doğru bağlamanız gerekiyor. Bir sonraki poz yine benim çok çok sevdiğim pozlardan bir tanesi. Adho Mukha Virasana destekli. Ayak parmaklarınızı bir araya getirin. Geriye doğru kalça kemiklerinizi götürüyorsunuz. Topuklarınız tam kalça kemiklerinizin üzerinde kalsın. Ve de bolster'ı kendinize doğru bu şekilde çekiyorsunuz. Karın bölgesine ama iyice çekip bastırmayın. Sadece hafifçe değsin. Bedeni yükseltip öne doğru uzuyorsunuz. Uzuyorsunuz. Ve bebek gibi yatıyorsunuz. Çok dinlendirici. Biliyorsunuz bel ağrısı regle döneminde çok sık olabiliyor. Bu kısmın iki yana açılarak yumuşaması regle ağrıları için iyi olduğu gibi aynı zamanda reglemizin rahat akması, rahat olması için çok iyi bir poz. Yine derin nefes alıp veriyorsunuz. Birkaç nefes burada kaldıktan sonra ki bunu uzatabilirsiniz 3-5 dakika. Eğer boynunuz acırsa ya da rahatsız olursa öteki tarafa dönebilirsiniz. Sonra ellerinizi bu şekilde yana doğru alıp belini uzatarak kalkıyorsunuz. Bir sonraki pozumuz Jen Yoshasana. Şimdi şöyle bir şey var. Ben bu pozları kısa kısa anlatıyorum video sırasında. Ama pozlarda uzun kalmanız sizin için daha yararlı olacaktır. Sukta Virasana'da mesela derslerinde sık sık söylerim. Guruji Sukta Virasana'da 20 dakika kalmak 3 saat uykuya bedeldir der.
Dolayısıyla Supta Virasana ilk yaptığımız pozda 5 dakikaya kadar kalmanız tavsiye edilir. Supta Baddha Konasana'nda 5-10 dakikaya kadar kalabilirsiniz. Nefes odaklı, son derece dinlendirici. Çünkü parasimpatik sinir sistemini de dinlendiriyor ve sizin sinir sisteminizi destekliyor. İnanılmaz güzel bir poz. Eminim biliyorsunuzdur. Bir sonraki pozumuz Janyusha Shavasana. Bunun için benim tek bir battaniyeye ihtiyacım var. Ama bazılarınızın biraz daha farklı yüksekliklere ihtiyacı olabilir. Ayengar yoga olduğu için battaniyenin düzgün olması gerekiyor. Janyusha Shavasana'yı yaparken bolster'dan destek alacağız. Bu şekilde oturuyorsunuz. Kalça kemikleriniz geriye doğru alınsın ki arka bacaklar iyice uzun. Göğüs kafesiniz yüksek. Dandasana'da oturup ayaklarınıza bakın. Karın bölgesinin bütün bu pozlar boyunca yumuşak ve sakin olması gerekiyor. Hiçbir şekilde karnı içeri çekmek, karın kaslarını içeri yukarıya çekmek yok. Hatta genişletmeniz gerekiyor. Çünkü genişletip rahatlattıkça yumurtalıklarımız, rahim bölgesinin duvarları, çeperleri rahatlayıp biraz daha sağlıklı regle olma durumuna geçecektir. Janyusha Shavasana'da bir ayağınızı yana doğru bu şekilde alıyorsunuz. Şimdi eğer diziniz acırsa dizinizin arasına battaniye kemer koyabilirsiniz. Battaniye biraz sonra gelecek. Kemer bu şekilde koyabilirsiniz. Eğer diziniz yüksekte kalıyorsa, şimdi battaniye geliyor. Eğer diziniz bu şekilde yüksekte kalıyorsa altına battaniye koyarak destekleyebilirsiniz. Benim şu anda ihtiyacım yok. Bu şekilde kemer çok rahatlatıcı oldu. Kemer kalabilir. Bolster'ı buraya doğru geçiriyorsunuz. Fakat tek bolster da yeterli olmayabilir. Sırtınızın burada hafifçe yani kamburlaşması değil ama hafifçe yuvarlaşması çok doğal. Onun için buna izin verin. Fakat şimdi göstereceğim gibi olmaması gerekiyor. Kollarınızı yukarı kaldırıp yumuşak bir şekilde nefes alıp verirken ileriye doğru gidiyorsunuz. Kalça bölgesinden şu şekilde yuvarlanarak aşağı gidiyorum. Aşağı giderken böyle yapmıyorum. Bakın, böyle yapmıyorum. Çok önemli. Başınızı dizinize götürmüyorsunuz, bedeninizi uzatıyorsunuz. Dolayısıyla kalça kemiklerinden hafif bir böyle menteşe gibi galiba doğru sözcük. Menteşe gibi uzayarak gidiyorsunuz. İleriye doğru gidin. Ellerinizi burada kenetleyemiyorsanız önemli değil. Kemer alabilirsiniz. Bu şekilde sırtınız açık kalsın diye. Fakat eğer böyleyseniz mutlaka kemerle bu şekilde kalın. Biraz daha esnekseniz ve aşağı gidebiliyorsanız başınızı bostra getirerek bu şekilde birkaç dakika kalabilirsiniz. Ve de bunu yaparken şeylere dikkat etmek gerekiyor. Bu sırtımız genellikle yukarı doğru çıkıyor. Bunu aşağıya doğru alıp elimizle de destek olabiliriz. Bu şekilde. Ve de omuzlarımız böyle kulaklarımıza doğru geliyorsa kulaklarımızdan uzatıyoruz. Kollar düz, bacaklar düz. Ayengar yoga'da bacaklar her zaman çalışıyor. Dolayısıyla bacaklarınız düz diyorsam düz. Hani böyle dizinizin altından mesela şu anda elim geçiyor ya, geçmesin. Dizinizin altı açık olsun. Buradan hiçbir şey geçmemeli. Ve de bu şekilde bir ya da 2 dakika kalıyorsunuz. Ancak eğer denerseniz 2 dakika burada kalmanın ne kadar zor olacağını görebilirsiniz. Nefes verirken kalkıyorsunuz. Sonra bir sonraki bacağımızı yapıyoruz. Kemeri buradan çıkaralım. Yeniden dandasana. Bacağı yana doğru alıyorum. Kalçaların ikisi de eşit. Bu şekilde kalçaların ikisi de eşit bir şekilde öne doğru bakıyor. Böyle büyük bir açı yok. Kalçaları eşitlemek için zaman zaman daha yüksek battaniye kullanabilirsiniz. İsterseniz size daha yüksek battaniye
bir halinde gösterebilirim. Böylece pozda nasıl bir farklılık yarattığını kendiniz görebilirsiniz ikinci tarafta. Dandasana'da oturuyorum. Bacağım yana doğru alıyorum. Bu sefer tabii bacağımın altında yer kalıyor. Ama o yükseklikten dolayı olduğu için üst bacağımı yere doğru hala ittirmeye devam ediyorum. Bolster'ı alıyorum. Nefes alın. Kollarınız yukarı. Nefes verirken ileriye doğru gidiyorsunuz. Yine başınızı bolster'a eğer gidiyorsa bırakıyorsunuz. Normal nefes alıp verin. Ve her nefes alıp verişte sırtınızın biraz daha aşağıya doğru gelmesini gözlemleyin. Hafifçe karın bölgesini sola doğru çevirerek bedeninizin iki tarafını ışıklayın. Bir süre kaldıktan sonra biraz daha derin nefes alıp vermeye başlayabilirsiniz. Ve nefes verirken biraz daha nefes verişlerin uzun olmasını sağlarsanız bu sırada bedeninizin ne kadar rahatlayacağını göreceksiniz. Kalkarken nefes alın. Ellerinizle bedeni destekleyerek dümdüz kalkıyorsunuz. İki bacağınızı da düz yere. Bir sonraki poz Triyanga Mukha Ikapada Paschimottanasana. Ama yapması söylemesinden daha kolay. Ancak şöyle bir şey de söyleyebilirim. Jain Shavasana'ya göre biraz daha zor bir poz olabilir. Farklı destekler kullanmak zorunda kalabilirsiniz. Öncelikle bir bacağınızı Virasana'daki bir yana doğru alıyorsunuz. Dizinizin arkasını açın ve yine eğer dizinizde herhangi bir rahatsızlık, huzursuzluk hissediyorsanız altına kemer koyarak bu şekilde katlayabilirsiniz. Bir de üst bacaklarınızda çok fazla çekilme, gerilme oluyorsa yükseltebilirsiniz. Bir tane daha battaniye alabilirsiniz. Bu çok dağınık bir programdır. Yastıklar, battaniyeler, sandalyeler, her şey, kemerler ortada olmalı yani. Sonra düzeltirsiniz. Önce kollarımız kaldırmadan önce bolster'ı alıyoruz. İki tane bolster da alabilirsiniz. Nefes alıp verirken kollarınızı kaldırıyorsunuz. Nefes verirken ileriye doğru gidiyorsunuz. Fakat dediğim gibi kambur olmayın. Bedeni ileriye doğru götürün. Başınız aşağıya gelince birkaç derin nefes alıp vererek orada kalın. Derin nefes alıp verirken bu konuda birkaç şey söylemek istiyorum. Nefesi başınıza doğru değil, göğüs kafesinize ve karnınıza doğru alın. Şu şekilde göstermeye çalışacağım. Pek görünmeyeceğinden eminim ama nefes alıp verirken eğer sırtıma bakarsanız nefes verirken biraz daha alçalıyor. Ama eğer üst bedene doğru nefes alırsam bu sefer bu tarafta daha büyük hareketler keşfedeceksiniz. Eğer üst bedeninizde daha çok hareket hissediyorsanız nefesi yeterince derin almıyorsunuz ve üste doğru alıyorsunuz demektir. Derin nefesi batın bölgesine doğru alıp batın bölgesinden serbest bırakıyorsunuz. Sonra bacağınızı uzatın. Kalçalarınız yine eşit. Battaniyenin zaten bunda çok büyük yardımı var. Arkasına biraz böyle yana gelmem gerekiyor. Diğer bacağınızı tekrar virasanaya getiriyorsunuz. Kalçalar eşit. Ve de kemerinizi, pardon, bolsterınızı bu şekilde koyuyorsunuz. Kemere ihtiyacınız olursa sağ dizinizin arkasında onu yapabilirsiniz. Kollarınızı kaldırın. Nefes alın. Verirken ileriye doğru gidiyorsunuz. Demin anlattığım gibi derin nefes alıp vermeye çalışın.
Ve eğer yapabilirseniz nefesi batın bölgesine doğru alıp batın bölgesinden verin. Birkaç dakika kaldıktan sonra bedeninizi kaldırın. Bolsterınızın yana doğru aldıktan sonra bacaklarınızı uzatıyorsunuz. Bir sonraki pozumuz Ardha Baddha Padma Paschimottanasana. Onun için de tekrar yüksekte kalabilir battaniyeniz. Bir bacağınızı bu şekilde dizden kırın, yana doğru yatırın ve de bu şekilde yukarıya doğru kaldırıp diğer bacağınızın üzerine koyuyorsunuz. Eğer bu olmuyorsa, mümkün değilse o zaman yana doğru alabilirsiniz. Önden size göstereyim. Dandasana'dasınız, yana doğru alıyorsunuz, arkasından yukarıya doğru kaldırıp. Bu şekilde. Bacak burada. Fakat dizinizi aşağıya doğru. Bu şekilde yapamıyorsanız tekrar Janyushasana'daki gibi yapabilirsiniz. Sorun değil. Yalnız burada yastık kullanmayacağız. Biraz daha derin bir öne gelir. Öne doğru ben tekrar buradan yapıyorum. Bacağımı yana doğru alıyorum. Ayak bileklerini kaldırıp ayak tabanını yukarı doğru bakacak şekilde hafifçe çevirerek Padmasana'ya getiriyorum ayağımı. Ve de dizi aşağıya doğru getirerek hafifçe üst bacağı uzatıyorum. Ve iki kalçamın eşit olmasını sağlıyorum. Nefes alın. Verirken kollarınız yukarıda. Karın bölgesi yumuşak. Unutmayın. Nefes verirken ileriye doğru gidiyorsunuz. Ve de başınız aşağıya devrilir. Şimdi tahmin ediyorum ki bu herkeste bu kadar rahat olmayabilir. Eğer bu kadar rahat olmuyorsa o zaman kemer bize yardımcı olabilir. Şu şekilde. Bu şekilde olabilirsiniz. Önemli olan böyle olmamanız. Hı-hı. Ön ve arka bedenin uzun olması lazım. Çünkü böyle olduğunuz zaman karın bölgesi içeriye doğru, gördüğünüz gibi karın bölgesi stres altına giriyor. Çünkü kaburgalar onun üzerine geliyor, diyafram onun üzerine geliyor. Karın bölgesinin yumuşak ve rahat olması için bu şekilde dik olması gerekiyor. Ya da sandalye kullanabilirsiniz. Dağınık bir program olduğunu size söylemiştim. Sandalyeniz bu şekilde. Böyle bu şekilde durabilirsiniz. Böylece hissedeceksiniz ki hem sırtınız, beliniz rahat, hem de ayağınız üzerine bir baskı olmuyor. Ve de göğüs kafesiniz açık, rahatlıkla burada durabilirsiniz. Diğer tarafı klasik haliyle göstereceğim. Hafifçe ayağınızı yana doğru alıyorsunuz. Tekrar dizi aşağıya doğru getirerek bacağınızı, yalnız bacağınızın ayağınızı tutarken böyle sanki bir çocuk tutarmış gibi hafifçe tutuyorsunuz. Böyle sert çekmeyin. Eğer dizinizde herhangi bir rahatsızlık duyarsanız kesinlikle pozu yapmayın. Dizinizin arasına göz yastığı koyabilirsiniz. Şu anda göz yastığımı göremiyorum çünkü çok dağınık olduğunu söylemiştim. Göz yastığı koyabilirsiniz. Ama dizinizin rahatsız olmaması gerekiyor. Ve düz ayağınız düz, böyle yana doğru yatıp, demin gördüyseniz ben sizinle konuşurken yana doğru yatırdım. Ama düz olması gerekiyor ve dizin aşağıya doğru bakması gerekiyor. Kollarınızı yukarı doğru kaldırın. Nefes alın. Verirken aşağıya doğru geliyorsunuz.
ve izin verdiği kadar bedeniniz ya aşağıda kalın, ya bolster alın, ya da sandalye alın. Ama önemli olan nefesinize odaklanmanız ve nefes, yumuşak nefeslerle hareketin içinde biraz daha derin kalabilmeniz. Nefes verirken ellerinizi yana doğru alıp bedeninizi yükseltiyorsunuz. Yavaşça bacağınızı önce aşağıya, arkasından ileriye doğru uzatıyorsunuz. Başımı dandasana geçmeden önce dandasana uzatıyorsunuz ki dizlerinizin arkası biraz daha rahatlasın. Bir sonraki hareket başım utanasına. Bolsteri bu şekilde koyuyorsunuz. Yine iki kalçanız destekli ve hatta biraz daha geriye doğru alarak kalça kemiklerinizi, oturma kemiklerinizi tamamen eşitleyin. Üst bacaklar içeri doğru ve de beden yüksek. Karın bölgesinde yine rahat, hiçbir şekilde içeri yukarı alma yok. Karın bölgesi tamamen orada var olan fiziksel aktivitenin istekleri doğrultusunda hareket ediyor. Hafifçe yumuşak, kendini tamamen bırakmış bacaklarımız, sırtımız çalışıyor. Paşimottanasana tekrardan kollarınızı yükseltin. Nefes alın. Verirken yumuşak bir karın, düz bir sırtla aşağıya doğru gidiyorsunuz. Başınızı yastığın üzerine, bolsterin üzerine koyun. Omuzlar kulaklardan uzak, normal nefes alıp veriyorsunuz. Şimdi burada hafif bir sırtınızda bir kavis oluşabilir. Bu son derece doğal çünkü bedenimiz kavisli. Derin birkaç nefes alıp verirken nefese odaklanarak başınızın desteklendiğini hissedip nefesin bedeninizi yavaşça esnettiğini gözlemleyerek pozun içinde kalın. Nefes verirken yavaşça kalkıyorsunuz. Ve paşimottanasanayı bitiriyorsunuz. Paşimottanasana bittikten sonra en sevdiğim pozlardan bir tanesi Baddha Konasana yapacağız. Yine olduğumuz yerdeyiz. Bacaklarımızı dizden kırıp ayak tabanlarını bir araya getiriyoruz. Kalça kemiklerimizi tekrardan geriye doğru alıyoruz ve mümkün olduğu kadar bacakların aşağıya doğru gitmesine izin veriyoruz. Eğer yine bu şekilde kalıyorsanız, yüksekte kalıyorsanız tekrar oturduğunuz yeri yükseltmeniz gerekiyor. Biraz daha yükseklik üzerine oturmamız gerekiyor. Battaniyeyi 2'ye hatta 3'ye hatta bolsterin üzerine bile oturabilirsiniz. Arkasında sandalyemizi alıyoruz. Tekrar eğer sandalye yoksa aşağı doğru da gidebilirsiniz. Ve burada sadece rahatlık açısından sandalyenin üzerine battaniye koyuyoruz. Okay. Kollarımızı yukarı kaldırıp nefes verirken ileriye doğru gidip çenemizi ya da başımızı sandalyenin üzerine koyuyoruz. Burada yine uzun bir süre kalabiliriz. 3 dakika gayet güzel bir süre oluyor. Yine nefese odaklanıyoruz. Derin nefes alıp veriyoruz. Burada hiçbir şekilde yine karnı sıkmak, karın bölgesini içeri çekmek yok. Karnımız yumuşak. Zihnimiz nefese odaklanmış.
ve sırtımızın arkası aşağıya doğru, yer çekimine doğru bir sürgü akıyor. Çok güzel, çok rahatlatıcı bir hareket. Nefes verirken yukarıya doğru kalkıyoruz ve bacaklarımızı ileri doğru uzatıyoruz. Sandalyeyi sonra yana doğru koyacağım. Bir sonraki hareketimiz için ikinci sayfaya geçtik. Upavista konasına. Bunun için yine battaniyemizi katlıyoruz. Bana bu kadar yetiyor. Belki size biraz daha fazla yükseklik gerekebilir. Yalnız şu üçgen kısmı bu şekilde batmalı. Ve tam bu üçgen kısmın ortasına oturuyorsunuz. Bacaklarınızı geniş açıyorsunuz. Kendim biraz fazla yanda kaldığım için dümdüz ortaya getiriyorum. Bu şekilde geniş bir şekilde bacaklarınızı açıyorsunuz. Şimdi ayaklarınıza dikkat ederseniz ayaklarınızın iç kısımları ileri ve bu ayak bileği aşağıya doğru gitsin. Çünkü şimdi böyle biraz detaylı gelebilir size. Ama bunların gerçekten çok önemli nedenleri var. Kısaca hemen anlatacağım. Ayağınız bu şekilde geriye doğru gittiğinizde eğer kalça kemiğinizi hissederseniz kalça kemiğiniz açık oluyor. Halbuki kalça kemiğine burada bir şekilde hafif bir kontrol getirmek gerekiyor ki kalça kemikleriniz, omurganız hizada ve rahat olsun. Aksi takdirde kendinizi böyle torba gibi bırakıyor. Yani kemiklerin sizin bedeninizi toplaması gerekiyor. yastığınızı önce bir tarafa koyuyorsunuz. Hafifçe yana doğru dönüyorsunuz. Kollarınızı yukarı doğru kaldırıyorsunuz. Ve ileriye doğru gidiyorsunuz. Bedeninizin bir kısmı yukarıya doğru gelecektir. Aşağıya doğru gelmesi için elinizle destekleyin ve bedeninizin aşağıya doğru gelmesini sağlayın. Yine nefesiniz yumuşak, sakin ve gayretsiz. Eğer bu şekilde olmuyorsa o zaman sandalyeyi koyup yine sandalyeyle sandalyeyi bu şekilde yapabilirsiniz. Sonra diğer tarafa gidiyoruz. Tekrardan hafifçe bedeninizi döndürüyorsunuz. Kesinlikle sert dönüşler yok. Yumuşak dönüşler. İleriye doğru gidiyorsunuz ve başınızı aşağıya doğru getiriyorsunuz. Derin, yumuşak, sakin nefesler. Tekrar demin söylediğim gibi bu kısmı öne doğru alıyorsunuz. Arkasından yavaşça kalkıyorsunuz. Upavista konasana yapıyoruz. Bu hareketleri, dönüşleri önce de yapabilirsiniz, sonra da yapabilirsiniz. Çok çok önemli değil sırası. Dolayısıyla Upavista konasanayı önce, dönüşleri sonra, hangi size daha rahat geliyorsa. Upavista konasana yine bu. Çok rahat bir şekilde aşağıya gidemeyebilirsiniz. Sandalyeyi kullanabiliyorsunuz. Birazcık bolster'ı kendinize doğru çekin. Karın bölgesi hafifçe desteklensin. Yine ayakların iç kısımları ileri, dış kısımları kalçanıza doğru ve dizlerinizin arkası mümkün olduğunca yere. Bir yerin üzerinde oturmama rağmen dizlerim yerde. Dikkat edin. Çünkü bacaklarım çalışıyor. Iyengar Yoga'da bacaklar her zaman çalışıyor. Kollarınızı yukarı doğru alın. Nefes alın. Verirken ileriye doğru yatıyorsunuz. Başınızı hafifçe yana doğru çevirin. Derin nefes alıp veriyorsunuz. Ve bedeninizin tamamen yastığın üzerine akmasına izin veriyorsunuz. Şöyle bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. Ayaklarınız bu şekilde ileriye doğru ittirdiğinde bacaklarınızın arkası geri geliyor ama parmaklarınız böyle acayip hareketler yapmasın.
dümdüz yukarıya doğru baksın. Parmaklarınızı da farkında olun. Sonra öbür tarafa başınızı getirebilirsiniz. Kollarınızı uzatabilirsiniz. Fakat sırtınız destekli olduğu için sırt kısmı destekli olduğu için arka sırt kasları iyice iki yana doğru açılıyor ve çok güzel bir duygu. O açılma sayesinde ön bedeninizin toparlandığını hissediyorsunuz. Bu gerçekten çok hoş bir duygu. Sonra bacaklarımızı dümdüz ileri doğru uzatıyoruz. Ve de Setubandha Sarvangasana yapıyoruz. Yaklaşık 5 dakika yapabilirsiniz Setubandha Sarvangasana'yı. Sandalyeli halleri de var, bolsterlı halleri de var. Fakat ben bolsterlı yapacağım. Öncelikle iki tane bolster'ı üst üste koyuyoruz. Upavista Konasana sonrası pozumuz, bacaklarınızı bir araya getiriyorsunuz ve bir sonraki pozumuz Setubandha Sarvangasana. Çok keyifli bir poz. Öncelikle bir tane posturumuz bu şekilde. Diğer postur ayaklarımızın altına gelecek şekilde. Biraz ucuna oturuyorsunuz posturun. Posturun üzerine yatıyorsunuz. Ve de hafifçe bedeninizi geriye doğru getiriyorsunuz. Omuzlarınızın mutlaka aşağıda olması gerekiyor. Bacaklarınızı bolsterın üzerine koyuyorsunuz. Setubandha Sarvangasana. Omuzlarınız yerde. Eğer omuzlarınız yere değmiyorsa battaniye koyabilirsiniz. Başınızın arkası uzun olsun. Bedeniniz burada uzun. Fakat koltuk altlarınız ve göğüs kafesiniz açık. Bunun nedeni kısaca anlatayım. Siz rahat rahat yatarken. Kadınların regl döneminde zihin dalgalanmaları çok daha zihin ve ruhsal dalgalanmaları çok daha belirgin olabiliyor ve hafif depresif olma halleri, melankoli bu dönemin başlıca sorunlarından bir tanesi. Yoga'da eğer koltuk altlarınız açıksa depresyonun sizi ziyaret etmeyeceğine emin olabilirsiniz. Bunun için de, çünkü koltuk altlarının açık olması için kürek kemiklerinin içeride ve göğüs kafesinin açık olması gerekiyor. Bu hareket o açıdan çok yararlı. Kürek kemikleri içeride, koltuk altlarınız açık, nefesiniz yumuşak. Derin, sakin. Gayretsiz nefes alıp veriyorsunuz. Gözleriniz kapalı. Göğüs kafesinizin, diyaframınızın tamamen dolmasını gözlemleyin. Ve bu nefesin yavaşça bedeninizden çıkmasını izleyin. Nefes alıp verirken aynı zamanda bedeninizin ortasından itibaren iki yana doğru şelale gibi akmasını gözlemleyin. Yüzünüz, yüz kaslarınız yumuşak. Pozda da yaklaşık 5-7 dakika arasında kalabilirsiniz. Nefesinize odaklanarak, zihninizi dinlendirerek çok rahat 3-5 dakika, 7 dakika pozun içinde kalarak bedeninizin dinlenmesine izin verin. Ki bir sonraki nefes odaklı şavasana'ya hazırlıklı olun.
pozdan çıkmak için dizlerinizden bacaklarınızı kırıyorsunuz. Hafifçe geriye doğru kayarken bostru ileri doğru ittiriyorsunuz. Ve bağdaş kurarak bacaklarınızı bostru üzerine koyuyorsunuz. Kalkmak için ayaklarınızı bostru üzerine koyun. Yavaşça sağa dönerek kalk. Bir sonraki pozumuz gerçekten çok rahatlatıcı. Benim için bile öyleydi. Bir sonraki pozumuz destekli şavasana. Bu pozun içinde 10-15 dakika kalmanız tavsiye ediliyor. Destekli olmasının nedeni göğüs kafesinin açık olduğu olmasından dolayı nefese odaklanmamız. Öncelikle bostrunun önünde oturuyorsunuz. Dizleriniz hafifçe kırık. Hafifçe kalçanızı ileriye doğru götürün. Ve nefes alıp verirken yavaşça bedeninizi geriye doğru alın. Arkasından ayaklarınızı iki yana doğru açıyorsunuz ve küçük parmak tarafına doğru düşmesini sağlıyorsunuz. Kuyruk sokumun uzun olması için kalça kemiklerini aşağıya doğru indirin. Ve de göğüs kafesinin açıklığı batın bölgesinin aşağıda bulunmasından dolayı bu şeklin size verdiği akma halini, rahatlama halini gözlemleyin. Yavaşça gözlerinizi kapıyorsunuz. Bütün dikkatiniz nefesinizde olsun. Poza ilk girdiğinizde nefesiniz biraz daha sığ olabilir. Bunu yavaşça düzelttikten sonra, gözlemledikten sonra biraz daha derin nefes alıp vermeye çalışın. Derin nefes alıp verirken küçük ayak parmaklarınızdan itibaren rahatlamaya bedenimizi diz, kalça, karın bölgesi tamamen ağırlaştırmaya gayret ediyoruz. Ağırlaştırmak için tamamen bedeninizi sizin için her zaman var olan yer çekimine emanet etmeniz yeterli. Nefese odaklanarak bedeninizden, kimliğinizden, benliğinizden tamamen sıyrılarak var olduğunuz anı ve nefese gelin. Nefes alıp verirken yüz kaslarını yumuşak, kulak yollarının yumuşak ve hafif olmasına dikkat edin. Şakaklarınız alır, yanaklarınız elmacık gibi. Çene kemikleri birbirinden ayrı. Diliniz alt çenenizde. Boğazınız yumuşak. Sadece ve sadece nefes için bir geçit. Yapabilirsiniz. Verdiğimiz nefes, aldığımız nefesten
Biraz daha uzun olsun. Yüz kaslarıyla birlikte kollarınızın, parmaklarınızın tamamen yer çekimiyle toprak elementine atmasını sağlayın. Pozda istediğiniz kadar kalabilirsiniz. Tek atmaya hazır olduğunuzda yavaşça ellerinizi karnınızın üzerine koyun. Ayaklarınızı teker teker yere dizlerden bükerek yavaşça sağa doğru dönerek bostun üzerinden çıkın. Ve sol kolunuzdan destek alarak başınızı en son kaldırın. Adet dönemimize kutlu ve mutlu ve sağlıklı yaşayın. Teşekkür ederim. Namaste.